E2 yatırımcı vizesi için gerekli yatırım ve işlemleri yaptıktan sonra vize başvurusunda bulunmamız gerekiyor. Bu aşamada E2 vizesi alınamazsa yapmış olduğumuz yatırım ne olacak? Böyle bir risk var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer yatırım yaptınız ve her şeyiniz hazır ve yatırımcı vizeniz için Amerikan konsolosluğuna başvurunuz sunuldu ve görüşmeye gittiniz. Eğer vizeyi alamazsınız maalesef yapacak bir şey yok. Buradaki yatırımınız devam edecek tabii ki. Buradaki şirketiniz devam edebilir. Tek problem siz gelip yönetemiyorsunuz. Yoksa buradaki yatırımınızın yanması diye gibi bir şey söz konusu değil. Ama sizin tabii yönetemediğiniz bir yatırımda ne kadar mantıklı o da tartışmalı. Dolayısıyla burada yapılacak önemli olan şey yatırımcı sizin başvurunuzu onay almadığı zaman o zaman o başvuruyu tekrarlayabilirsiniz. Koşulların değiştiğini ya da almanız gerektiğini ya da eğer E2 vizesi verilmediği anda size neden verilmediği noktasına eğilip o durumları düzeltip tekrar vize görüşmesine gitmekte fayda var. Ha ne olur? Hakkınızı kaybetmeyecek. Yani sonuçta da yatırımınızı kaybetmezsiniz ama tabii ki vizeyi alamadığınız zaman yönetemeyeceğiniz bir yatırımınız ve işiniz olmuş olacak burada. Dolayısıyla tavsiyemiz tekrar eksikleri giderip tekrar E2 vizesi başvurusu yapıyor olmak olumsuz bir durumla karşı karşıya kalırsa.